Merhaba, Ramazan alışverişine çıktınız sanırım. Evet. Fiyatlar nasıldı, ne düşünüyorsunuz? Valla fiyatlar Türkiye'de genelde herkesin bildiği gibi çok yüksek. Hani bu Türkiye'nin ekonomisi gibi değil. Kimsenin hani bu özellikle bu Türkiye hani bitik durumu diyorlar ya, aslında gerçekten bu doğru bir şey. Çünkü neden diyorsanız, bir yumurta mesela aşırı pahalı. Hani alan var, alamayan da var. Bunun zengini var, fakiri var. Bunu hiçbir kimse düşünmüyor. Ramazan'da ihtiyaç olan hemen hemen her şeyi alabildiniz mi? Yok, hayır. Alamadım. Yani fiyatlardan memnunum diyemem. Her şey alalım mı almayalım, bir alırsak bir almayalım diye düşünüyoruz. Ama inşallah Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyeyim yani, diyecek bir şey. Yani istediğiniz her şeyi alamadınız. Ramazan'da ihtiyacınız olan her şeyi. Evet. Yani kasapta bekledik. Bir kilo mu alalım, bir buçuk kilo mu alalım. Burada aynı şekilde. Öyle yani. Ama yok. Evet, 85 lira bu arada, bakın yani şu poşet 85 lira. Hiçbir şey yok yani. 85 lira. İçinde olan şeyler limon. Görüyorsunuz, domates, yeşillik, yani evin sadece ihtiyaçları, hariçten özel bir şey yok yani. Ramazan yoğunluğumuz başladı mı? Nasıl gidiyor satışlar? Evet, Ramazan yoğunluğumuz başladı. Şöyle başladı, insanlar artık iftar yemeklerinde kahvaltı yemeye başladılar. Onu söyleyebilirim, şu an kahvaltılı ürünlerde çok satıyoruz. İnsanları sıraya dizdik diyebilirim bugün. Allah'a çok şükür, işimiz bereketli bir şekilde gidiyor. Görmüş olduğunuz üzere şu anda da dışarıda bekleyen müşterilerimiz var, bayanlar olsun. Yani iş yoğunluğumuz çok. Ama tabii ki insanların bütçeleri bayağı kısıtlı. İstediklerini alamıyorlar. Aldıklarında da fiyatı söylediğimde insanlar inanamıyor. 2-3 ürünü aldıktan sonra insanların alım gücü düştü. Bugün işlerimiz bayağı bereketli ve güzel geçti. İnsanlar alışverişlerini yaptı. Yani bir yoğunluk var. Ama tabii ki bu pandemiden dolayı belki hafta sonunun kapatabileceğini düşünüyor insanlar. Yarın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olacağı açıklamalar çok önemli. Yani 4-5 gün kapatabiliriz, insanlar eve tıkabiliriz diye bir şey çıkarsa orada bir sıkıntının ulaşabileceğini düşünüyorum. Ama insanlar o yüzden bayağı bir yoğun bir alışveriş yapıyor şu sıralar. Bir Ramazan, bir de pandeminin etkisi var. Hani insanlar eve kapanabilir mi diye bir insanların kafasında bir düşünce var. Ona istinaden insanlar bayağı bir bol ve bereketli bir alışveriş yapıyor. Ramazan ayı geldi. İnsanlar Ramazan için hazırlık yapıyorlar. Nasıl durumlar, satışlar? Bugün biraz bir hareket var. Şeye göre bir hareket var yani. Az bir millette bir alışveriş bir şeyi var bugün. Herhalde Ramazan'dan dolayı bir kalabalık var. Fiyatlar biraz halka yüksek fiyatlar geliyorlar. Yüksek, evet, o doğru. Yani bir tane patates soğan var halkın yiyeceği bir şey. Yani ucuz mal. Gerisi yani hakikaten yüksek yani. 10 lira biber, 7,5 lira patlıcan. Şu anda 7,5 lira iyi yenecek domates 7,5 lira. Portakal, 3-4 tane portakal koyuyorsun adamdan 10 lira para alıyorsun. Adam yani böyle portakala bakıyor, bir sana bakıyor. Yani pahalı. Bayağı da bir yoğunluk var sanırım. Evet, evet. Çok uzun zamandır mı bekliyorsunuz? Yok, yok. Az sonra 5-10 dakika. Ne alacaksınız? Kıyma? Kıyma alacağım. Kıyma. Evet, evet. Kıyma alacağım. Beraberiz. Karnıyarık var. Evet, evet. Karnıyarık mı var? Güveç. Bir şeyler yapacak. Güveç, bir şeyler olacak artık. Evet. Peki yoğunluk bugüne mi özel, Ramazan'a özel mi yoksa? Tabii ki Ramazan'ın farkı var. Çok şükür işimiz zaten yoğun. Ramazan farkı da ilave olunca biraz daha yoğunluk oluyor. Bu bize sahur bir var. Bir kuşbaşı bir kıyma. Yani çok. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar normal. 53-57 lira kıyma, 63 lira kuşbaşı, 50 lira kemikli. İnsanlar Ramazan'da bir takım özel ihtiyaçlarını herhalde giderip daha çok gıdaya yöneliyor. Dolayısıyla gıda sektörü burası da bir normal günlerden farklı olarak bir yoğunluk var. Çoğunlukla ne aldı halk? Mutfak malzemesi. Dediğim gibi yani bugün insanların sadece ihtiyacı karınlarını doyurmak. Bu yani bu da lüks olmamalı bence. Doğal ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı mutfak malzemelerinde bugün işte sahurda. İlk sahura kalkılacak. Arkasından yarın iftar olacak. İftarda maksat işte bir masa kurmak. Karınlarını doyurmak, insanların derdi bu. Ramazan
alışverişi yapabildiniz mi? Valla şu anda yapmadık. Çünkü 12 aydan beri işsiz olduğum için Ramazan'da pek alışveriş yapmadık yani. Peki ne yapacaksınız şimdi? Alışveriş yapamamışsınız. 12 aydır işsizim diyorsunuz. Nasıl? Hazır yemeğe devam. Bir şekilde işler açılana kadar hazır yemeğe devam yani. Kapalı her yer biliyorsunuz pandemide çok fazlasıyla etkilendi her yer. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı içinde kullanılabilecek baharatlar tabii mevcut var. Genelde en büyük sıkıntı problem de susuzlukla alakalı bir problem olabilir. Bir de gaz şikayetleri. Genelde iftardan sonra yemekler biraz fazla aşırı kaçırılabiliyor bazen. O yüzden dolayı hem gaz şikayetleri için hem susuzluk problemleri için anason çayı, rezene çayı, gaz giderici, şifalı bitkilerden yeşil çay, mate çayı, kekik çayı gibi çaylardan kullanabilirler. Bugün satışlar nasıldı? Ramazan geldi. Çok harika Ramazan. Halkımız mutlu, insanlarımız güzel, devletimiz güçlü. Hiç sıkıntı yok. Devletimiz her vatandaşımıza 5'er bin lira para veriyor. 30 milyon hane, 30'ar bin her ay 5 bin gönderiyor. Halkımız zengin. Bak insanlar da dop dolu. Vatandaş alışverişi, fiyatlarımız uygun. Ürünlerimiz güzel. Sıkıntımız emeklinin maaşını alıyor. Şimdi halkla konuştuğumuzda istediği gibi alışveriş yapamadığını söylüyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Herkes mutlu. Herkes bak dayım da mutlu. Bak çuvaldan geçiyor. Çok mutluyuz. Çok mutlu bak abi. Çok iyi. Mutlu. İyi zaten. Amca Ramazan geldi. Ramazan alışverişi yapabildin mi? Ne var? Yok. Olanlıktan geldim, Çukanlı'dan. Ramazan alışverişi yapabildin mi amca? Yaptık ya, vallahi bereket versin. Peki istediğin gibi alabildin mi her şeyi? Fiyatlar nasıl? İyi, normal. Memnunsun ya. Memnunuz. Memnun.